Benim canımsın. Sen canımsın benim canım. Seni yaradana kurban olurum ben ya. Kapıcıdır ana. Ya nereden çıktı kapıcı ya? Allah Allah. Benim bağım burada mıdır acaba? Lan paranoyak mı oldum ben ya? Merhaba baba. Orçun. Oğlum sen nereden buldun beni? Kokumdan mı buldun sen? Av köpeği misin sen ya? Yo. Parlak takım elbiseli adam nerede deyince herkes gösteriyor. Tülay Hanım da lahmacun ikram etti. Sağ olsun da ben de kıramadım tabii. Evet, Tülay Hanımcığım. Dediğim gibi, evet size yeni bir şey yapacağız. Duvar kağıdı. Efendim oraya da bir karton piyer. Şöyle yukarıya doğru da bir tavan göbeği. Hah, siz tavan göbeği diyordunuz. Ben ondan açtım göbek havasını. Hani fikir diye versin diye anam. Ben de çok lilacıyımdır bunu biliyor muydun? Ne kadar güzel oynuyordu. Bak bak. Haydi bakalım. Maşallah, maşallah. Haydi. Nasılsınız evladım? İyi değiliz anneanne. İyi düşünün, iyi olsun evladım. Öyle değil anneanne. Fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düştük. Paramız yok anneanne. Kahvaltılık alamıyoruz. Mağdur durumdayız. Bu sabah kahvaltıda bir portakal reçeli istedim. Ablam, alamayız kardeşim. Paramız yok dedi. Birbirimize sarılıp ağladık. Kiramız çok yüksek anneanneciğim. Mecburen boğazımızdan kesiyoruz. Ben bu şey yapayım. Acaba... Yok. Bugün yağmur yağmaz ya. Yok ben şemsiye memsiye almayayım. Ha. Canım. Aa. Sen sürekli açım anneanne. E göbeğin çıkmış evladım. Bira göbeğim o. Afrikalı çocuklarda da oluyor ya anneanne. Açlıktan karnım şiş. Hayır, göbek boya gidecekti herhalde. Çünkü bu çocuk bir yerde büyüme çağında tabii çok iyi beslenmesi lazım ama besleyemiyoruz ki. Aman besleme. Daha da büyürse gulyabani olur bu ayol. Şaka falan iyi de maddi açıdan zor durumdayız anneanne. E benden çaldığınız şekerleri satmadınız mı? Bayağı tutar o. Bizim hırsızlık yaptığımızdan mı şüpheleniyorsunuz yoksa? Şüphelenmiyorum evladım, eminim. Göz göre göre yürüttünüz şekerliğimi. Azıcık eliniz uzun. Oğlum, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsun senin baban yakışıklı bir adam. Bilmiyordum. Evet. Yakışıklı, popüler, karizmatik iş adamlarının karısı genelde ne olur? Sarışın. Kıskanç olur. Senin annen de sağ olsun biraz aşırı kıskanç bir kadın. Şimdi genç bir hanım müşterinin evine gittiğimi, ölçü aldığımı falan öğrenirse arıza çıkarır, lüzumsuz problem olur. Tadımız kaçar Orçun. Oğlum, bir baba, oğul birbirini ne yapar? Sen seviyorum muhabbetine gelecek değil mi bu konu gene? Bir baba, oğul birbirini korur, konlar. O yüzden sen bu akşam annene Tülay Hanım'dan bahsetme. Müşteriye gittik, ölçü aldık falan de.
Detaya girme. Oldu mu oğlum? Okey. Ya ben senin bu sefer yerli yerinde kullandığın o okeyini yerim. Aslanım, tosunum benim. Orçunum. Orçun. Seni seviyorum oğlum. Aa, gene bağlandı buraya bak. Dedim ama seni seviyorum ama bağlanacak mı dedim ha. Hemen geldi. 3 dakikada yapıştırıyor ya. Orçun. Ya anneanneciğim bir destek atsan. Hava da soğuk. Van daha da soğuk. Van mı? Van. Türkiye'nin doğusunda bir il. Deprem oldu hani. İnsanlar evsiz kaldı. Senin hafıza da balık hafızası evladım. Bunları biliyorum anneanne. Biliyorsun da neden Van yazıp 52-83'e yollamıyorsun? Ne oluyor ki öyle yapınca? Öğretmenlere, öğrencilere kalacağı yer yapılıyor. Türkiye kumbarasına 5 lira atmış oluyorsun. Yollayayım bakayım. Bir işe yarayayım. Göreceğim. Van yazıp 52-83'e. Van 52-83. Yolladık anneanne. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Hadi mevzular bitti ben gidiyorum. Anneanne bir dakika nereye gidiyorsun? Dur dur ya. Ne? Anneanneciğim hakikaten biraz borç alabilirsem. Kimden? Anneanneciğim ben o şekerliği çeyizime koymak için almıştım. Çeyiz demişken bu arada şöyle bir şey satın almak ister miydin? Ne diyorsun? Elektrik süpürgesi mi? Hayır. Bu bir temizlik robotu. Ama istemem. Ben elektrik süpürgesi istiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Anneanne açız. Portakal reçelsiz kahvaltılara mahkumuz. Paramız yok anneanne. Of, of, peki çocuğum, peki çocuğum. Ben 1-2 gün sonra halledeceğim o işi. Merak etmeyin siz yavrum. Aa, merhaba Rıza. Merhaba. Yanlışlıkla vallahi gittim eve bir süre erze kaldım. Yanlışlıkla. Evet, vallahi benim kafa gitmiş. Bunlar meğerse bizim böyle geçen haftanın alışveriş listesiymiş. Ne yapalım artık bunlar da sizde kalsın. Markete geri götürsen? Aman şimdi Deniz bir sürü iş kim uğraşacak? Siz kalabalıksınız ya yersiniz. Siz daha kalabalıksınız. Ama işte bunlar bozulu. Buzdolabına koysan? Dolu. Dondurucuya koysan? O da dolu. Mutfak balkonuna koysan soğuk. Ama Deniz'cim sen de biraz yardımcı olsana bana. Ha? Bak bir komşuluk istedim senden bir şey rica ettim. Hem İçinde reçel de var. Vallahi çok güzel. İyi yani o zaman bizde kalsa ama markete geri götürsen meşgulüm, daha güzel olmaz. Meşgulüm. Hiç işte vaktim yok. Ha. Yani çok yoğunum. Biraz işlerim var o bakımdan. Rıza benim aileme akşam yemeğine geliyor da ondan biraz heyecanlı sağ olsun. Onlar da tatlı. Ha, bunlarda da erzak var. Fazla almışım. Kaloriferleri az kısıtlar da çöpleri toplayayım tatlım. Efendim? Sen kabucu musun Rıza'cığım? Konu komşunun erzak alışverişini sen ne yapıyorsun tatlım? İlahi, bu Rıza böyle Deniz ablacığım. Büyüklerine hizmette sınır tanımıyor benim sözlüğüm. Büyüklerine mi? İşte Deniz ablaya. Deniz'den büyüğüm, büyüğüm. Aa, yok deme. Hadi canım. Aa, benim patavatsızlığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hürmetler ablacığım. Twitch'in özel bir programı var mı? Aa tabii Çağatay Bey, kediniz mi var? Aa, kedi değil yahu, Ebru. Ebru'nun bu ara biraz tüyleri dökülüyor da. Stresten herhalde. Aslında hanımlar tercih ederler ama tüysüz olmayı. Ben Ebru'nun tüylerini seviyorum. İlginç. Tabii kişisel tercihler o. Ben ona bir şey diyemeyeceğim. Deniz nasıl? İyi, normal. Efendim şu düğmelerden... Genellikle aslında o yaştaki kadınlar bana pek cazip gelmez sevgilim ama... onda tuhaf bir genç kız salaklığı, şuursuzluğu var. Hoşuma gitti. Kimde? Deniz'de tabii. Şimdi efendim işiniz bittikten sonra alttan ayaklarını kapatıp bu... Ayak önemli. Kadının güzel ayaklısını severim. Deniz'in ayakları nasıldır? Ayak değil de eli ağırdır. Bizim ailede genetik bir özellik.
ama vücudunun acayip gideri var. Açık konuşayım. Ablan iyi bakmış kendine. Tam dişime göre. Pilates, yüzme falan mı yapıyor? Serbest dalış. Bizim aile sporu. Ben de yapıyorum. Aa, ne hoş. Denizaltı ha? Kaç metreye? Biz. Birkaç metreye. Böyle bu şekilde birkaç metre gidip serbestçe dalıyoruz. Lan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk damar.